Şimdi Onların duygularını tercüman oldunuz biliyor musunuz? Ben zaman zaman stüdyoya yayını alıyorum. Aynen söylediklerinizi söylüyorlar. Yani bizim amacımız yani kendimizi tanıtan olursa memnun olur muyuz? Oluruz. Ama evet. bizim amacımız kendimizi oturup anlatmak değil. İşte belki de akademisyenlere düşen taraf, belki de bunların belgelendirilmesi gereken taraf da bu tarafa oluyor. Siz akademisyenlere düşen taraf. Biz çalarız diyor. Sesim çok kötü diyor. Gerçekten yorgundur, şeydir biliyoruz yayın Evet. öncesi ama bir çıkıyor Tabii. o duyguya girdiği zaman yeri göğü inletiyor yani. İşte şey de bu zaten. Asıl olması gereken de bu. Yani biz sadece onu alırsın, tanımlarsın. Ona bir şey veriyorsun. Kendimize işte bir çerçeve çiziyorsun. İşte bu budur, bu budur. Oysa işte dediğimiz gibi bütün yörede icracılar kendi sadece işlerini yapıp bu işte karnını doyurmak, işte işini yapmak vesaire. Zaten bunun çoğu bu işle geçiyor. Abdallara baktığımız zaman, Evet, şeylere baktığımız zaman. aptallık Tabii. geleneğinde. Yani bu yöresel şeylerde daha önce işte örneğin farklı bir şey bakış açısıyla baktığımızda bir Davut Sulari'yi örnek alırsak. Davut Sulari çok usta bir icracı. Halk müzik kültürüne çok çok repertuar vermiş. Çok ciddi anlamda da bir ezgi üretimi var. Sözel anlamda tasavvufu gerek farklı alanlarda çok türkü ve deyiş katmış. Şimdi Davut Sulari'ye baktığınız zaman Davut Sulari'nin kaygısı sadece o duyguyu taşımak, yaşamak, aktarmak. Şimdi ben kendim tanımlayayım böyle bir şey yok. Biz onu ne yapıyoruz işte Erzincan yöresin işte falanca ağzı falanca şeyi biz onun kendimiz o şeylerden bir tanım çıkarıyoruz ortaya. Ağız biçim, söyleyiş biçimi, tavrına işte bunun gibi ya da işte abdallar da böyle Neşet Ertaş şudur 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 şu şekilde çalar. Bunları tanımlıyorsun. Şimdi bunlar da ne yapıyorsun? Öğrenciye aktarıyorsun. Aktarıyorsunuz. Şimdi bizim yurt için burada kıymetli olan nedir? Birebir Davut Suları gibi çalması, Neşet Ertaş gibi çalmasından ziyade onu iyi ifade edip onu tanıması onu o da bir sonraki şey aktaracak. Yani öyle bir şey zaten doğaya da aykırı birebir çaldığı zaman birebir onu taklit etmesi bir şey ifade etmiyor. Yani Neşet Ertaş'ın da zaten kendi bölgesinde Abdallar'da direkt taklit edilen sanat zaten taklitle başlıyor bu şeyler. Bir gelenek aptallıkta, Tabii değil tabii mi? o gelenekte artık yani bütün o bölgedeki şeyler hep Neşet Ertaş gibi çalma özentisiyle şey yapıyor. Oysa aslında hani bununla ilgili bir belgesel de yapmıştık biz. Niğde türküler üzerine buradan gelişmişti Abdallar'ın şeyle ilgili. Ahmet Ahmet Gülümser. Gülümser'le, Tabii. değil mi? Şimdi buradaki çıkan hani şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir şey oluşmuş ki Abdallar'ın şeyinin gücünün, Neşet Ertaş'ın icra biçim gücüyle ilgili bu şey aslında Abdallar'dan ziyade Neşet Ertaş öyle bir güç yaratmış. Yani bütün o bölgede sanki Abdal geleneği, Neşet geleneği. Oysa ondan önce işte babası Babası Muharrem da Ertaş, Hacı Muharrem Taşan, Ertaş. Çekiç Ali, onların hepsinin kendine özgü bir tavırları var. Ama burada Neşet Ertaş daha çok enerjisiyle işte o dönemin piyasa dediğimiz şeyde Tasavvufi plak medyatik olmasıyla o dönemin önüne koşulların içerisinde ve gerçekten çok güçlü bir icracı. Her aldığı türküyü farklı bir boyuta taşıyor. Dolayısıyla da bu onlar için bir model, rol model oluyor. Şimdi öyle de daha sonraki tanımlamalarda abdal geleneği sanki Neşet Ertaş'la başlamışsa o şekilde devam ediyormuş. Öyle bir icra biçimi, algı, çalım biçimi gibi evet. Ama algılanıyor. oysa ki çok eski, kadim bir kültür. Tabii ki Şimdi onu onun da konuşacağız tabii kendi içerisinde sizinle. çok farklı icra biçimleri var. İşte ya da bakıyorsun işte Neşet Ertaş'ın en basitinden bağlama fiziksel olarak bağlamasına baktığınız zaman perde biçimi 52-53 perdelik bir bağlamayla çalıyor. Tambur perdesine yakın her şey. Şimdi buna baktığınızda babasının Abdal geleneğinde Hacı Taşan'ın, Muharrem Ertaş'ın, Çekiç Ali'nin veya oradaki usta isimlerinin bu bağlamalarına baktığınız zaman daha sade bir şeydir. Perde yapısı vardır.
Ve bunlarla kendilerini ifade ederler. Kendilerini çok da güçlü ifade eder. Muharrem Ertaş'ın şeyi, akort biçimi de farklıdır. Şimdi Neşet Ertaş tabii kendi sesine göre şey. Bir de artık o enerjisi yetmedi. Şimdi bir arayış içerisinde sürekli bir şeyler yaparak onlar da ondan sonra gelen kuşakta sazıyla da her şeyle de Neşet Ertaş'ı taklit ederek artık bugünkü abdal kültüründe bu yerleşti. Yani o olmasa, çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Tabii şimdi evet. Olmasa Neşet Ertaş, yani bu sanki dışarıdan bile nereye giderseniz gidin illaki olacak. Hatta sazın taktığı manyetiklere kadar herkes o ses arıyor kulağı. Çünkü Neşet Ertaş öyle de. Oysa ki eski plaklara baktığınızda yalın, sapsade bir çalış biçimi var. Böyle tertemiz. Şimdi hani teknoloji distortion dediğimiz, yani sesinin şeyler bir elektro çalım biçimiyle ilgili. Şimdi bütün bu yöresel abdallar da aynı şekilde olmazsa olmazı bu. Onunla çalacaklar.